per personalità, qualità e coraggio, l'ho anche visto l'ambiente, è la sua migliore Roma in questo momento. E poi le volevo chiedere tutto sugli infortunati, quelli che non c'erano, come stanno quelli che sono entrati, ad esempio i militari, perché ho visto fare una specie di allenamento post partita, e Florenzi, Pastore e gli altri, grazie. Della partita abbiamo fatto un bellissimo gioco, principalmente nel primo tempo, non so se era meglio Roma che adesso, ma è vero che abbiamo fatto una buona partita. I giocatori, Florenzi è fortunato, vediamo se può giocare la prossima partita, se è pronto. Cristante non è, necessita di più tempo. Mkhitaryan è ritornato, ha fatto una buona partita. Dopo Spinazzola ha ritornato anche, ha giocato più tempo che Mkhitaryan. E Pastore, che possibilmente non è pronto per la prossima partita. Maçın önemi belli. Bir baskı hissediliyordu. İyi oynadınız. Güzel bir galibiyet aldınız. Sizin hayalinizdeki güçlü Roma bugün saha adamıydı. Sorusuna cevaben Bay Paolo Fonseca şu cevabı verdi. Evet, hayalinizdeki Roma çok daha iyisidir muhakkak. Onun için çalışıyoruz. Bugün güçlü bir Roma gördük. İyi oynadık. 3 gol attık. Ama beni mutlu eden başka hususlar oldu. Mesela Mkhitaryan'ın bir sakatlık döneminden sonra bugün süre almış olması ve sahada bulunduğu sürece başarılı olması. Hakeza Spinazzola, ki o da bir sakatlık döneminden döndü. O Mkhitaryan'dan daha fazla süre aldı ve o da sahada iyi mücadele etti. Bunlar mutluluk verecek. Ayhan Şans ve Haber Türk Televizyonu. Roma, gruptaki en rahat maçların Metropol Başakşehir'e karşı oynadı ve içeride 4-0, burada 3-0 kazandılar. Bunun yani ana faktörü neydi hocaya göre? Yani bu maçlarda daha rahat skor elde etmeleri. La Roma ha giocato le sue partite più tranquille, più beate, diciamo, contro Başakşehir nel gruppo. 4-0 in casa, 3-0 in trasferta. Ma il motivo, cosa che c'era questa vittoria? Oggi noi abbiamo capito che era una partita importante, che dobbiamo vincere qui, se vogliamo essere nella prossima fase. E la squadra è stata con coraggio, con atteggiamento e con ambizione. Molto importante questa questione di atteggiamento. La squadra oggi è stata bene in tutti i momenti del partito. Muhtemelen yani bugünkü maçtan bahsetmek istiyorum ben. Maçın zorluğunu biliyorduk. Gruptan çıkmak, yolumuza devam etmek için bugünkü maçı kazanmamız gerekiyordu. Takımımız bunun bilinciyle oynadı. Oyuncularımız sahada üstlerine düşen görevi yerine getirdiler. Şevkle oynadılar ve netice itibariyle başarılı oldular ve maçı kazandık. Olar Mesela Yılmaz. Geçmişte Roma Kulübü Başakşehir'den Cengiz Ünder'i transfer etmişti. Burada da iki tane maç yaptınız. Başakşehir'i bol bol analiz etme fırsatınız oldu. Bugünkü kadrodan Roma'da görmek isteyebileceğiniz bir oyuncu olur mu? En beğendiğiniz oyuncu kim Başakşehir'den bu sezon için? Nel passato la Roma aveva acquistato Ünder da Başakşehir. In queste partite che ha avuto il modo di vedere il Başakşehir. Oggi come oggi, avrebbe addocchiato qualche giocatore della Başakşehir, il quale penserebbe a un eventuale trasferimento? Başakşehir è una buona squadra, con
squadra esperta, ma in questo momento sono totalmente concentrato nel mio giocatore, nella mia squadra. Yani Başakşehir tecrübeli, başarılı, iyi bir takım. Ama öyle bir şey ki hiç o gözle yaklaşmadım ben. Çünkü mevcut kadroma, mevcut oyuncularıma odaklanmış şekilde, onlar üzerine yoğunlaşmış şekilde devam ediyorum çalışmalarıma. Buonasera. La squadra sembra essere cresciuta, cioè tutti più o meno sanno bene cosa devono fare, almeno questa è l'impressione che abbiamo da fuori. Con Pellegrini però c'è qualcosa in più, secondo lei, con la doppia principale, e poi volevo chiedere su Under, perché mi sembrava che gli ultimi minuti zoppicasse, no? Come se non ha preso una botta oppure tutto a posto. Che devo dire, che è un giocatore molto intelligente, un giocatore molto importante per noi, sta ritornando, hai fatto queste ultime partite bene, ma dobbiamo dimenticare che è stato infortunato 2 mesi, sta ritornando, è importante per la squadra. Soruda şu şekilde yönetilmişti. Pellegrini takımın beyni olmaya, takımda sivrilmeye aday, bunu her davranışıyla, oyunuyla gösteriyor. Ayrıca oyuncularımızdan birinin bir ara topallamakta olduğunu gördüm. Bunun için ne söyleyeceksiniz şeklinde. Cevaptan önce de aralarındaki konuşmada böyle bir aksiyon bizim gözümüze çarpmadı diyerek Pellegrini üzerine şu konuşma geçti. 2 aylık bir sakatlık döneminden sonra yeni yeni maçlara döndü. Futbol zekası, dehası olan bir oyuncu. Bunu fiziğiyle birleştirince ulaşacağı başarıyı hepimiz görüyoruz. Buonasera. A proposito di Pellegrini, c'è un giocatore del passato al quale si sente di poterlo avvicinare? Per esempio, mi viene in mente, non so se lei è d'accordo, un giocatore del suo nazionale, lui Costa, è possibile questo? Oppure un altro giocatore che viene in mente del passato? Şimdi soru şu şekilde geldi. Pellegrini'den konuşuluyor. Pellegrini geçmişteki oyunculardan biriyle bağdaştırabiliyor musunuz? Benzerlikler görebiliyor musunuz? Mesela benim aklıma eski Fiorentinalılardan Rui Costa geldi. Pellegrini è Pellegrini, è unico. Rui Costa era un trequartista puro. Pellegrini può fare qualche posizione di attacco. No, attaccante, ma no, un trequartista. Un trequartista, per la fronte, per la ala, giocando pure dentro, nella sinistra, nella destra. Puoi giocare come centrocampista, un giocatore, non so se polivalente, Rui Costa'dan konuşacak olursak mevkisini bilen, mevkisini en başarılı oyuncularından biriydi. Ama Pellegrini'ye gelecek olursak, Pellegrini orta sahada başarıyla kullanabilirsin. Sağ kanatta başarılı oyun sergiler, sol kanatta hakeza başarılı oyun sergiler. Pellegrini esnek kullanımlı bir oyuncu diyebiliriz. Credo un accendino, non ne ho la certezza perché non abbiamo ancora visto le foto. Ok. Per quanto riguarda Under, non ha alcun problema, ha fatto anche il defaticante a fine. Başarılmasıyla ilgili tam emin olmamakla beraber bir çakmak söz konusu olabilir diye bilgi geldi bize. Grazie.